Şarjım bitiyor bak. Hadi aç şunu. Tabuta bomba koydular. Herkes ölecek. Aç şu telefonu. Nazı haklı doktor. Bırak gitsin. Şimdi bunu karargaha götür. İfadesini al, zabıt tut falan. Yani bir sürü iş. Gerek yok. Ya evet Meryem ya. Gerçekten çok doğru söyledin. Ben niye bunları düşünemedim ya? Evet evet. Ya şey yap. Kaçarken vuruldu işte, onu deriz. Aynen öyle. Ondan sonra şakada şukada dosyayı kapatırız. Ah canım. Motor çok önde. Gerçekten de ne kadar da güzel zamanlarımız geçti seninle. Ama diyecek bir şey yok. İyi olursun lan, gel. İyi de çocuk da ha. Hadi güle güle. Güle güle. Ya ne diyorsunuz siz be? Sağır mısın sen? Bırakacağız işte seni. Ya hiçbir şey anlamıyorsun. Anlattık ya sana işte oğlum. Gerisi çok kolay ya. Kaçarken vuruluyorsun, bu kadar. Yani öldüreceğiz seni. Evet. Deli misiniz siz? Yani biraz delilik var evet. Bu konuda daha çok önemli şey tembel olur. Çünkü tembel olduğumuzda ne yapıyoruz? İşimize yaramayanın dosyasını kapatıveriyoruz. Haydi. Kaç lan hadi. Konuş. Tamam. Çoluğum çocuğum var benim, yalvarırım. Madem çoluğun çocuğun var, o zaman niye konuşmuyorsun lan? Konuş lan, kim gönderdi o siliği? Konuşsana lan. Konuş. Bravo gönderdi. Ulan nerede lan o alçak? Cenaze töreni olacak. Caminin karşısında. Terk edilmiş bir evde. Aferin bunu, güzel gidiyorsun işte. Açıl devam et. Başka bir şey bilmiyorum. Assubay nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Assubay'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Onu hiç görmedim. Bildiğim tek bir şey var. O da cenaze törenini bombalayacaklar. Serdar. Serdar, güven alçağı caminin karşısında harabe bir evde. Orayı biliyorum da sen. Binaya girip çıkan oldu mu ha? Olmadı bu. Evi baştan aşağı arayın, tamam mı? Çatıya da bakın, her yere bakın. Hadi acele edin, çabuk olun hadi. Emredersiniz. Alçaklar buradaymış. Siz de gözünüzü camdan ayırmayın hadi. Şerefsizler buradaymış. Güven'in burada olduğunu, cenaze töreninde bomba patlayacağını kesin olarak biliyoruz artık Serdar. Cenaze törenine gelen herkes aranıyor.
Camiyi de kırış kırış aradık. Ama bombayı bulamadık. Bomba yok. Ya aga, Allah'a gündüler burada bir yere saklamışlar ya. Biz o motorcuyu var ya, eceline kadar söylettik ya, korkuttuk. Vallahi yalan değil. Söyledi aga, öttü burada bir yerdeymiş yani. Bugün Türkiye'nin gözü burada olacak. Bomba patlarsa bir felaket olur. Celil hakkında bir şey söyledi mi ha? Adam Celil hakkında hiçbir şey bilmiyor Serdar. Bilse de zaman kalmadı artık. Celil ölüyor. Kardeşim ölüyor. Ve ben onun için hiçbir şey yapamıyorum. Bırak doktor. Aha, iyi misin? Bırak. Çektiğim acı yaramdan değil. Kederimden. Hırsımdan. Bu acı ölümden beter. Albayımın cenazesinde bomba patlayacak, ben hiçbir şey yapamayacağım. Kardeşim Celil bir tabutta ölüyor. Ben yine bir şey yapamıyorum. Komutanım, emriniz üzerine hastaneden ayrıldık. Sen de camidekilere katıl. Bir bomba var bir yerde. Hemen gidin onu bulun, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım, telefonunuzu hastanede unutmuşsunuz. Oğlum, telefonun sırası mı şimdi? Ben sana bomba var diyorum, sen bana telefon uzatıyorsun. Komutanım, cevapsız arama vardı da Celil komutanımız aramış. Ne diyorsun lan sen? Olamaz ya. Celil, hadi aç koçum şu telefonu, aç. Aga, gözünü seveyim, şu sesi dışarı ver de biz de duyak he. Hadi Celil, aç şu telefonu. Komutanım. Celil, koçum, iyi misin ha? Allah'ım. Komutanım. Celil, neredesin? Çabuk söyle yerini. Beni boş verin komutanım. Ben bittim. Yetişemezsiniz. Celil, böyle konuşma, tamam mı? Neredesin? Sadece bana yerini söyle. Neredesin ha? Beni... Hem beni kurtaracak kadar zamanınız yok. Celil, bana yerini söyle, tamam mı? Celil, yerini söyle. Bu bir emirdir. Ya Celil, gerekirse oraya uçarız. Neredesin Kordon, söyle. Ya Kordon dostum, tamam ya. Tamam, vallahi sana bir şey demiyorum oğlum. Başardın. Bütün dikkatleri çektin üzerine. Helal olsun sana. Ama yeter, bak beni sinir etme. Yeter, söyle artık yerini Kordon, hadi dostum. Şaka bitti doktor. Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi. Albayın cenazesinde bomba patlatacaklar komutanım. Sizin bütün dikkatinizi buna vermeniz gerekiyor. Benim zamanım kalmadı. Celil, bombanın nerede olduğunu biliyor musun? Sonra albayın cenaze töreni var. Albayın tabutunda bir bomba olur da cenaze de patlarsa bütün karargah ölür. Ulan siz ne namussuzsunuz lan? Ne alçaksınız? Ne şerefsizsiniz lan? Bütün bunları sen mi yapacaksın? Hayır, Alex. Ben biliyorum. Celil, seni duymuyorum koçum. Celil! Hakkını
helal, helal edin. Komutanım. Bomba. Tabutta. Celil. Celil, duymuyorum. Aga. Aga, ne oldu? Aga, kordona ne oldu? Hele bir bana cevap versene ya. Kordona Celil'e ne oldu? Aga. Komutanım. Aga, kendine gel aga. Sana bir soru soruyorum aga, bana cevap ver. Kordona ne oldu aga? Benim kordon bozdu. Benim... Aga, ne oldu? Kaybettik doktor. Celil'i kaybettik. Kordon şehit oldu. Ben hiçbir şey yapamadım. Savaştayım 50 yıldır, ömrüm geçti boşalt doldur. Anlamadım bu ne haldir, bir gün silah çatamadım, sular ıslatamadım. Ekin ektim başak yılan, kuşandığım kuşak yılan, yorgan akrep döşek yılan, bir gün rahat yatamadım, suları ıslatamadım. Ay. Yorgan akrep döşek yılan, bir gün rahat yatamadım, suları ıslatamadım. Ay. Sevgiye anlamadım neden niye, canlar gücenmesin diye can attım gül atamadım, suları ıslatamadım. Yüzbaşı. Ekin ektim başak yılan, kuşandım kuşak yılan, yorgan akrep bombayı biliyorlar yılan, ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Bir gün rahat bilseler de çok geç artık, hepsi geberecek. Suları ıslatamadım. Vay.
yorgan akrep döşek, yılan bir gün rahat yatamadım. Buyurun, her kişi niyetine cenaze namazını kılmak. Suları ıslatamadım. Allah'ım. Tam omuzlarındayken patlat bombayı. Tamam. Yolum yokuş, izim ayrı. Dilim yansız, sözüm ayrı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bedenimden özüm Albay Nuri Uysal Bey'e hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Katamadım. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Amin. El Fatiha. Ekin ektim başak yılan, kuşandım kuşak yılan, yorgan akrep döşek yılan, bir gün rahat yatamadım, suları ıslatamadım. Vay. Yorgan akrep döşek yılan, bir gün rahat yatamadım, suları ıslatamadım. Yorgan akrep döşek yılan, bir gün rahat yatamadım, suları ıslatamadım. Vay. Kimsin? Kasım, oğlum yetiş. Öldürdüler bizi Kasım. Anne, ne oluyor? Bizi öldürecekler Kasım, yetiş. Çabuk ol. Sen ne diyorsun ana? Kim öldürüyor sizi? Karını, çocuklarını, yengenlerini. Hepimizi öldürecekler Kasım. Neredesin sen? Çabuk gel Kasım. Çabuk ol. Yoksa sütümü helal etmem sana. Soyumuzu kurtacaklar Kasım. Kurtar bizi ne olur. Ne diyorsun Leyla? Kim öldürecek sizi? Üç kişiler. O bombayı patlatırsan eğer soyumuzu kurtacaklar Kasım. Onlar kim be? Bilmiyorum Kasım. Çabuk yetiş. Kasım kurtar bizi. Kasım. Oğlum. Benim ulan. Alçak. Kordon Celi. Kordon? Sen nasıl çıktın o tabuttan be? Kim çıkmış tabuttan? Kordon. Mezardan çıkmış. Tabuttaki o bomba patlarsa sülaleni kuruturum lan. Karar senin. Dur. Bomba patlarsa kordon soyumu kurutacak. O bomba patlarsa büyük zafer kazanacağız general. Bomba patlarsa da soyum kuruyacak. Bomba patlarsa kaderimiz değişecek. Hayır dedim sana. Ver o kumandayı. Bomba patlamayacak kordon. Ailemi bırak. Şimdi beni iyi dinle Hergele. Bombanın kumandasını Serdar Yüzbaşı'ya teslim edeceksin. Sonra aileni bırakırım. Ne
Ağa. Şükür kazasız belasız atlattık. Bir arıza çıkmadı galiba ha? Daha bitmedi ki doktor. Albayın naaşı toprağa verilinceye kadar her şey olabilir. Komutan toprağa verilinceye kadar gözümüzü kulağımızı dört açacağız. Sanki her an her yerden saldırı olabilecekmiş gibi hazır olacağız. Doktor, Tim'i topla şimdi, tamam mı? Cenazeyi takip edeceğiz. Tamam ağa. Tim toplansın arkadaşlar, çıkış yapıyoruz, hadi hadi hadi. Yüzbaşı Serdar sen misin abi? Benim koçum. Bak yeğenim, niyetin harçlık falan kopartmaksa gerçekten hiç sırası değil. Hadi yürü git lan. Yürü git. Komutan abi bu senin. Serdar. Bu bombanın kumandası. Şaka mı bu ya? Ya oğlum bana bak. Bana bak, bana kim verdi bunu sana? Bunu sana kim verdi oğlum? Bir amca verdi abi. Serdar Yüzbaşı'ya ver bunu dedi. Niye? O amca nerede delikanlı? Orada. Hadi hadi. Hadi dağılıp bakalım her yere. Tamam. Hadi. Kimse yukarısı temiz. Orada da kimse yok Serdar. Bu insan müsveddeleri bombanın kumandasını niye gönderdiler ha? Ya aga tamam, bu çocuk geldi bize bu aleti verdi de biz ne biliyoruz yani bunun bombanın kumandası olduğunu? Ya hadi diyelim bu bombanın kumandası da bunu acaba sana niye gönderiyorlar? Yani bunu gönderen insafa mı geldi? Vaz mı geçti bombayı patlatmaktan yani? Belki de baskı altında kalmışlardır. Daha hiçbir şey bitmedi Sungurlar. Göreceksiniz bunu. Serdar, burada da kimse yok. Serdar. Burada bir şey var. Bir dahaki sefere bomba patlayacak yüzbaşı. Sen şu gundinin yaptığına bak. Eğer becerebiliyorsan niye patlatmıyorsun lan? Patlatsaydın la o zaman. Patlatsaydın niye korktun lan? Ağım ya Rabbim, çıldıracağım aga. Ben korkmam lan. Zaten bunu göstereceğim size. Hah, sorumuzun cevabı budur muhtemelen. Kimsin? Celil, koçum. Komutanım, şimdi soracağım şey çok önemli. Celil. Celil mi? Beni ilgilenin. Komutanım, bombanın kumandası sana geldi mi komutanım? Sen mi yaptın bunu? Celil, nasıl başardın bilmiyorum ama koçum. Büyük bir felaketi önledim, biliyor musun? Kasım'ın ailesi elimde komutanım. Hemen çık oradan Celil. Seni sınırda dar geçitte karşılayacağız, tamam mı? Tamam, geliyorum komutanım. Kasım'ı geri çekilmeye zorlayan Celil'miş. Aga bu ölüyor muydu? Daha demin ölmüyor muydu ya? Ölüyorum demedim aga ya. Allah'a gerçekten çıldıracağım. Aha burama kadar geldi ya. Hadi bu öyle ya. Oradan ölürken vazgeçti gitti bombayı kurtardı. Her şeyi düzeltti öyle mi yani? İyi de kordon o tabuttan nasıl çıkmış? Telefonda bizimle helalleşmişti. Nasıl olur bu? Ya aga vallahi emin misin? Ya gerçekten şu an ağlayacağım mı çıldıracağım mı şaşırdım. Aga vallahi ben sana bir şey diyeyim. Ben bir daha bu çocuğun öldüğünü gözümle görmeden, aha şöyle ellerimle can vermeden vallahi billahi inanmam. Dalga geçiyordur. Sesini değiştirmiştir o ye. Doktor,
Sululuğu kes, tamam peki mı? Peki. Tamam, sululuk da yok. Hiçbir şey yok. Hadi. Sınıra Celil'i almaya gidiyoruz. Meryem, şu silahı da al, tamam mı? İncelemeye alalım. Tamam Serdar. Hadi bakalım. Ya. Celil'e bak. Celil'e bak. Önce o Celil ihtilanı. Önce o geberecek. Dar geçide geliyorsun ha Kordon Efendi. İyi. Ben de orada olacağım. Emret kalsın Kordon. Nişancı Şahin'i bul hemen. Hemen dar geçide gelsin. Ben de orada olacağım. Operasyonu batırdın. Bunun hesabını ödeyeceksin Kordon. Çabuk olun lan! Lan nişancı Şahin nerede lan? Ulan adam elimizden kaçıp gidecek. Sallanma lan it! Adam gidiyor. Şu işi bitir hemen. Benim elimden daha kimse kurtulamadı general. İşime burnunu sokma yeter. Olsun Kordon. Seni kaybettik sandık. Ya bir şey değil gerçekten ya. Ben şu an ikna olmadım ya. Tuzak olabilir. Aga şuna bak. Yüzü sahte değil mi aga ya? Doktor. Fark ettin mi aga? Kafamı bozma ha. Öbür taraftan geliyorum. Hakkımda hiç iyi şeyler söylenmiyor, haberin olsun. Ya aga bu var ya kesin Kordon ya. Bu böyle akıcık esprileri, böyle soğuk itici şakalar kesin olarak Kordon tutsun. Gel buraya ya. Ya kardeşim sana bir şey diyeyim. Vallahi bizi çok korkuttun ha. Seninle birlikte biz de öldük öldük dirildik o tabutta. Hop. Doktor. Hadi ulan elini çabuk tut. Dağıt şu herifin kafasına. Merak etme general Kasım. Sen şu an bir ölüye bakıyorsun. O tabuttan nasıl çıktın Celil abi? Hepimiz gömüldüğünü gördük. Thank you.
Seni öldü sandık. Celil, o telefon konuşmasından sonra senden ümidi kesmiştik. Ben de komutanım. Celil, seni duymuyorum koçum. Celil! Hakkı. Helal. Helal edin. Komutanım. Celil komutan. Celil komutan. Celil komutan. Celil komutan. Aha gözünü açtı. Baksana gözünü açtı. Son anda Seyfo ve Hevi yetişip kurtardılar beni. Onlar nerede peki Celil? Dağlara çekildiler komutanım. Kasım Alçağ'ından kaçtılar. Daha neyi bekliyorsun be adam? Davetiye mi gönderelim? İyi bak General Kasım. Bu astsubayı canlı olarak son görüşün olacak. Uzatma lan. Öldür yeter. Tamam general. Gel bakalım kurdoğum. Haydi. Oğlum nasıl komutanım? İyi Celil. Memiş'le çocuklar onu korumaya aldılar. Rai, rai, rai.
deliye döndüler. Git lan! Yürü! Karşı ki dağlar diz boyu kar, elinde asker kınası var. Hey gidi aslanlar,